Merhaba arkadaşlar. Denklem çözme konusunun 5. testi. İlk soruyla başlıyoruz. B-C pozitif. 2B eşittir A artı 1 ve A bölü 2 artı X eşittir C olduğuna göre X'in alabileceği değerler nedir gibi bir soru var burada. Öncelikle bize sorulan şeye odaklanırsak, burada X'in alabileceği değerler var. Yani X hakkında bize bir soru soruluyor. Burada mesela A bölü 2 artı X eşittir C eşitliğini görüyoruz. Burada X'i yalnız bırakırsak X eşittir C eksi A bölü 2 gibi bir eşitlik elde ederiz. A'nın ne olduğunu da biliyoruz. A burada 2B eksi 1'dir. 1'i öbür tarafa atarsak dolayısıyla burada C eksi A yerine 2B eksi 1 bölü 2 yazarsak burada şöyle bir şey elde ediyoruz. C eksi B artı 1 bölü 2 gibi bir şey elde ediyoruz. X eşittir. Burada yani 2B eksi 1'i B eksi 1 bölü 2 olarak yazarsak bir de eksi var önünde. Eksi B artı 1 bölü 2 gibi bir şey olacak. Yani C eksi B elde ettik burada. C eksi B, B eksi C'nin eksi 1 ile çarpılmış hali. Eğer elimizde böyle bir eşitsizlik varsa bu eşitsizliği her iki tarafını eksi 1 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Yani B eksi C eksi 1 ile çarparsak C eksi B bu sefer ama negatif olur bu. Mesela 5 pozitiftir. Eksi 1 ile çarparsak eksi 5 de negatiftir. Dolayısıyla bu C eksi B sıfırdan küçük. Dolayısıyla bu ifade 0 artı 1 bölü 2'den küçük. O da 1 bölü 2'ye eşit. Demek ki x 1 bölü 2'den küçükmüş. X'in alabileceği değerler o zaman sayı doğrusunu düşünürsek bu 0. Burası 1. Burası 1 bölü 2 ise 1 bölü 2'den küçük her şey ise demek ki x eksi sonsuzla 1 bölü 2 arasında 1 bölü 2 dahil olmamak üzere. Çünkü küçüktür yazıyor burada eşitlik yok. Bu aralıkta herhangi bir değer alabilir. O da D şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. A çarpı B bölü A artı B kaçtır diye soruyor. Bize böyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği çözersek A ve B arasında bir bağıntı bulacağız ve soruyu çözebileceğiz. Burada şimdi 1 bölü A artı B görüyoruz. Bunu payda eşitlemek adına B bölü B olarak görelim. Çünkü 1 eşittir B bölü B'dir. Aynı şekilde burayı da A bölü A olarak görürsek payda eşitlemiş oluyoruz. O zaman bu şöyle bir kesre dönüşü A bölü. Burası A artı B bölü B. Artı burası da A artı B bölü A. B bölü A artı B bölü A. Burası şimdi A bölü 1 olduğu için İlk kesri öylece yazıp ikinci kesri ters çevirip çarparsak bu bölmeyi çarpmaya çevirmiş oluruz. Yani bu aslında AB bölü A artı B'dir. Ki bizden tam olarak istenen de bu. Artı burası da aynı şekilde A çarpı B bölü A artı B. Bu 12 bölü 5'e eşitmiş. Burada iki tane AB bölü A artı B var. Yani 2 çarpı AB bölü A artı B eşittir 12 bölü 5 ise burada 2 ile 12 sadeleşirse 6. Yani 6 bölü 5 bizim aradığımız cevap. O da A şıkkıdır. Üçüncü soru. Bu şekilde verilen eşitlik böyle olduğuna göre x küp eksi 1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada x artı 1 payda da görüyoruz. Burada her iki tarafı x artı 1 ile çarpalım. Bu durumda x artı 1 bölü x artı 1. Burada x eksi 1'i x artı 1 ile çarparsak eğer buna 2 kare farkı denir. X kare eksi 1'dir. Genel olarak a eksi b, a artı b formunda bir çarpı varsa eğer bu birincinin karesi eksi ikincinin karesi olarak yazılır. Bu yani x kare eksi 1 eşittir. X artı 1 bölü x kare gibi bir şey elde ettik. Bu 1. 1 artı x artı 1 bölü x artı 1 1 olduğu için burada da eksi 1 olduğu için bunlar sadeleşirler. Demek ki x kare eşittir. X artı 1 bölü x kare gibi bir şey elde ettik. İşler işler çarpımı şimdi. X üzeri 4 eşittir x artı 1 elde ettik. Bize sorulan x küp eksi 1. Yani x küp çarpı x. Bu x üzeri 4 yapar. X artı 1'miş. Her iki tarafı x'e bölersek x küp eşittir. X artı 1 bölü x elde ediyoruz. X küp eksi 1 de o zaman x artı 1 bölü x eksi 1 olur. Bunu eksi 1 yerine x bölü x olarak yazalım payda eşitlemek için. X artı 1 eksi x bölü x elde ettik. X'ler sadeleşirse 1 bölü x elde ederiz. O da B şıkkıdır. Dördüncü soru.
Bu eşitliğini sağlayan, eşitliği aşağıda verilen x, y ikililerinden hangisi sağlar diye soruyor. Burada önce bu kesiri çözelim ve x ve y arasında bağıntı bulalım. Burada 1 eksi 1 bölü x görüyoruz. X bölü x olarak yazarsak bunu, x eksi 1 bölü x, yani 1 bölü x eksi 1 bölü x bölü. Burada da x artı 1 bölü x artı 1 yazarsak, x artı 1 eksi 1, x bölü x artı 1, bu eşittir y. Burası x bölü x eksi 1 oldu. X bölü x eksi 1 bölü x bölü x artı 1 eşittir y. Burada x, her ikisi de payda olduğu için bunlar sadeleşir. 1 bölü x eksi 1 bölü 1 bölü x artı 1, o da x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir y olur. Şimdi x ve y öyle iki sayı olacak ki x yerine bu eşitlikte x ve y'yi yerine koyduğumuzda bu eşitlik doğrulansın. Örneğin burada 3, 2 var. Bu x ve y ikilisi olarak verilmiş. X yerine 3 koyalım. 3 artı 1, 4. 3 eksi 1, 2. 4 bölü 2 eşittir 2. Y'ye eşit oldu. Evet. Demek ki A şıkkı doğru yanıt olmalı. Diğerlerine de bakalım. X artı 1 bölü x eksi 1. 3 artı 1 bölü 4 bölü 3 eksi 1, 2. 4 bölü 2, 2. 4 değil. 4 artı 1, 5 bölü 4 eksi 1, 3. 5 bölü 3, 5 değil. 5 artı 1, 6. 5 eksi 1, 4. 6 bölü 4, 8 değil. 4 artı 1, 5. 4 eksi 1, 3. 4 bölü 3 artı değil. Tabii ki A şıkkı gerçekten doğru yanıtmış. B. 5. soruyla devam ediyoruz. Burada kesirli ifade görüyoruz. En içten başlayarak çözmeye başlarsak doğru sonucu elde edeceğiz. X hakkında bir bilgimiz olacak. X bölü x olarak yazarsak bunu payda eşitlemek için, burası 1 bölü x artı 1 bölü x oldu. Yani 1 bölü x artı 1 bölü x. Bu eşittir x bölü x artı 1'dir. 1 eksi, demek ki bu aslında 1 bölü. Şurada 1 eksi x bölü x artı 1. Bunda x artı 1 bölü x artı 1 olarak yazarsak bu eşittir 1 bölü x artı 1 eksi x bölü x artı 1. Bunlar sadeleşirse bu eşittir x artı 1 oldu. X artı 1 eşittir 1 bölü 2'ymiş. Bir öbür tarafa atarsak x eşittir 1 bölü 2 eksi 1 eşittir eksi 1 bölü 2. Yani 5. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu şekilde olduğuna göre x kaçtır diye soruyor yine. Burada içler dışlar çarpımı yapalım. Bu 3 bölü 1. 1 çarpı burası 1 eksi 1 bölü x eşittir. 3 çarpı burası 3 artı 3 bölü x. Bu 1 bölü x'i öbür tarafa atarsak, 3'ü de öbür tarafa atarsak eksi 2 eşittir 3 bölü x artı 1 bölü x. Bu 4 bölü x oldu. Demek ki eksi 2x eşittir 4. 2 ile sadeleştirirsek eksi x eşittir 2, yani x eşittir eksi 2. 5. X kaçtır diye soruyor yine. Bunu payda eşitleyerek x eksi 1 bölü x eksi 1 yapalım. 1'e. Yani x 1 artı 1 bölü burası 1 artı x eksi 1 bölü ortak x eksi 1 paydasında eşittir 2 bölü x'miş. Bu da birler sadeleşir. Şurası x bölü x eksi 1 olduğu için 1 bölüsünü aldığımızda ters çeviriyoruz. X eksi 1 bölü x eşittir 2 bölü x. X'ler de paydada olduğu için sadeleşirler. Demek ki x eksi 1 eşittir 2. Yani x eşittir 3. C şıkkı. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Bu eşitlik verilmiş denkleminin kökü olan x değeri aşağıdaki koşullardan hangisini sağlar? X hakkında bu kesir çözüp x hakkında bir bilgi edinelim ilk önce. Burası x bölü x. X artı 1 bölü x oldu. Burası 1 artı yarım. 1 buçuk. 1 bölü 1 buçuk. 1 buçuk 3 bölü 2'dir. 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3 eşittir 1. Demek ki bu
2 kesir, yani 2 ifade 2 bölü 3, bunlar birbirine eşit işlerle çarpımıyla beraber 2 bölü 3 eşittir x artı 1 bölü x oldu. Yani şimdi tekrar işlerle çarpımı 2x eşittir 3x artı 3, 3 ile çarptık. Bunu bu tarafa atarsak eksi x eşittir 3, yani x eşittir eksi 3. Eksi 3'ü içeren bir aralık bulacağız. B aralığı. Bunlardan hiçbiri içermez. Burada eksi 4 ile eksi 2 arasında eksi 3 vardır. B şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bu eşitlik verildiğine göre M kaçtır? İçler dışlar çarpımıyla beraber sonuca ulaşmış olacağız. 2 çarpı bu. 8 çarpı aslında şu. 8 çarpı 3M artı 1. 24M artı 8 eşittir. 3M eksi 6. Buradan M'yi bulabiliriz. 3M'yi öbür tarafa atarsak 21M. 8'i de öbür tarafa atarsak eksi 8 eksi 6 eşittir eksi 14. 7 ile sadeleştirirsek 3. 7 ile sadeleştirirsek 2. Demek ki 3M eşittir eksi 2. Yani M eşittir eksi 2 bölü 3. O da A şıkkıdır. Onuncu soru. X bölü Y oranı kaçtır? Y'yi X cinsinden ya da X'i Y cinsinden ifade edersek soruyu rahatlıkla çözeriz. Şimdi burada en az öncelikle 3 üzeri eksi 1 var. A üzeri eksi 1 sayısı A'nın çarpımına göre tersidir. 1 bölü A'dır. A sıfır olmamak koşuluyla tabii ki. Sadece sıfırın çarpımına göre tersi yoktur. Diğer her şeyin 1 bölü diye A sıfırdan başka herhangi bir şeyse 1 bölü A vardır. Dolayısıyla bu aslında 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 4. Y artı 3 bölü 1 bölü 3 olduğu için bunu yukarı çıkarıyoruz. Yani burayı 3 ile çarpıyoruz. 3Y artı 9X eşittir. Burayı 4 ile çarparsak 8X eksi 4Y. Şimdi x ile y arasında bir bağıntı bulduk. Bunu öbür tarafa atarsak 9x eksi 8x eşittir. Eksi 3y eksi 4y. Yani x eşittir. Eksi 7y. Her iki tarafı y'ye bölersek. Burası y'ler sadeleşir. Eksi 7 kalır. Demek ki x bölü y eşittir. Eksi 7'ymiş. Şıkkı. 11. soru. Olduğuna göre x kaçtır? Oldukça basit gözüken bir soru. İçler dışlar çarpımı 5 çarpı 2 virgül 3 artı x eşittir. 5 çarpı 1.2, o da 6 yapar çünkü 12 çarpı 5 60. Bunu 12 bölü 10 olarak yazarsak bununla bu sadeleşir 2. 2 ile 12 sadeleşir 6. Demek ki x eşittir 6 eksi. Bunu öbür tarafa atarsak 2 virgül 3. O da 3 virgül 7'dir. Yani C şıkkı. On ikinci soru. Toplamı nedir diye soruyor. Burada birçok parantez görüyoruz. Parantezleri çok dikkatli bir şekilde çözmeliyiz. Çünkü herhangi bir yanlış yaparsak şıklardan yanlış bir şeyi işaretleyebiliriz ve basit bir soruyu çözememiş oluruz. Burada parantez içinde ilk önce şu köşeli parantezi yaparsak y eksi z eksi 2 oldu. Köşeli parantez. Bu da x eksi olduğu için şu parantez bunu eksiyi dağıtırsak içeri x eksi y artı z artı 2. Evet burası şu köşeli parantez. Küme parantezi daha doğrusu. Eksi. Şimdi bu küme parantezi burada z eksi x artı 1 var. Burada eksi olmadığı için x artı yapıyoruz. Bunlar sadeleşti. Z artı 1 yani şu küme parantezli kısmın içi artı y eksi 1 gibi bir şey elde ettik. Şimdi bu x eksi y artı z artı 2 yazarsak bu da eksi z eksi 1 artı y eksi 1 olursa z'ler sadeleşiyor. Y'ler de sadeleşiyor. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 artı 2 de var. Bunlar da gitti. Sadece x kaldı. Bu eşittir x. Demek ki y şıkkı. On üçüncü soruyla devam ediyoruz. Olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Bu 13 bölü x eşittir. Bunu öbür tarafa atarsak 1 bölü 5 artı bu sefer 2 bölü 3. Şimdi payda eşitlediğimizde sonuca ulaşacağız. 3 ile bunu 5 ile genişletelim. 3 ile 5 aralarında asaldır.
Hem küçük ortak katları da çarpımları olan 15'tir. 3 bölü 15 artı bunu da 5 ile genişlettiğimizde 10 bölü 15. Bu eşittir. 13 bölü 15 oldu. Bu eğer 13 bölü x'e eşitse 13'ten sadeleşir. 1 bölü x eşittir 1 bölü 15 ise x eşittir 15'tir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Olduğuna göre k artı l bölü l kaçtır? K ve l arasında bir bağlantı bulursak bu soruyu çözeriz. K bunu 1 bölü 2 öbür tarafa atarım. 2'den yarım çıkarsa 1,5 kalır. K bölü l 1,5 yani 3 bölü 2. Demek ki k 3 ile doğru orantılı, l de 2 ile doğru orantılı. Yani k eşittir 3x, l eşittir 2x yazabiliriz. O zaman k bölü l 3 bölü 2 olur tam olarak. Bu şekilde yazarsak oranda bir değişiklik olmaz. K artı L bu durumda 3x artı 2x, L de 2x. X'ler sadeleşecek gördüğümüz gibi 5x eksi 2 bölü 2x. X'ler sadeleşirse 5 bölü 2 C şıkkı. Beşinci soru. Olduğuna göre x kaçtır yine? Bunu öbür tarafa atarsak 3'ten yarım çıkarsa 2,5 kalır. Yani 5 bölü 2. Şuradan x bölü x artı 1'in 5 bölü 2 olduğunu, 2,5 olduğunu gördük. İçler dışlar çarpım şimdi. 5x artı 5 eşittir 2x. 2x'i öbür tarafa attık. 3x eşittir eksi 5. X eşittir eksi 5 bölü 3. 5. Altıncı ve son soru. Olduğuna göre x kaçtır? Yine aynı soru. Burada 5'i öbür tarafa atarsak eksi 3x bölü x eksi 1 13 eksi 5 yani 8. Şimdi içler dışlar çarpımı 8 ile bunu çarpacağız. 8 x eksi 8 eşittir eksi 3x. Eksi 8 x'i öbür tarafa attık. Eksi 8 eşittir. Eksi 8 x eksi 3x yani eksi 11x. Burada x de eksi o eksi olduğu için eksi 1 ile çarparsak her iki tarafı. Yani 8 eşittir 11x elde ederiz. Çünkü burayı da eksiyle burayı da eksiyle çarpıyoruz. Bu durumda her iki tarafı 11'e bölersek x eşittir 8 bölü 11. Yani E şıkkı.